bakın kıyametin alametlerini herhangi bir kitap alın bakın, hepsinde anlarsınız. Bütün kıyamet alametleri çıktı. Bunu örtbas ediyorlar. Evet hocam. Ya mesela bak Fırat'ın suyunun kesilmesi, hemen hemen ben hiçbir kitapta görmüyorum. Anlatmıyorlar. Çok nadir alimler anlatıyor. Çok nadir kişiler evet. anlatıyor. İslam alemine bakın. Çok evet. nadirdir. Mesela 15 gün arayının ay ve güneş tutulması. Çok nadirdir bundan bahsediyor. Evet. Mesela Lülün kıyırıklı yıldızı binlerce senede bir geçen bir yıldız. Evet. Ve peygamberimiz kimsenin bilmediği bu yıldızı tarif etti. Evet. Ve tam vaktinde tarihinde bu yıldız çıktı. Bakın peygamberimiz diyor ki birkaç yıl öncesinden yağmurlar yağmayacak diyor. Evet. Yıldız çıktıktan sonra çok fazla yağmur yağacak, insanlar şikayet edecek diyor. Ya kardeşim bir Müslüman bu mucizeyi yeri göğü birbirine katarak anlatır değil mi? Büyük evet, bir heyecanla. Evet. Korkudan birçok kişi bunu anlatamıyor bu mucizeyi. Söyleyemiyorlar. Evet. Çünkü bunu kabul ettin mi? Mehdi'yi de İsa'yı da kıyameti de zincirleme kabul edeceğini düşünüyor. E kardeşim sen demesen de hadisler zaten diyor peygamberimiz söylemiş 7000 yılla ilgili hadis Arap'ta da. Kardeşim ne güzel mesela peygamberimizin mucizelerini görmek, Kur'an mucizelerini görmek çok heyecan vericidir. Evet. Yani insanlar peygamberin mucizesini duyduğunda bir de ispat edilmiş bir mucize bakın. Evet. Değil mi? Müthiş hoşlarına gider. Bunların anlatılmaması, örtbas edilmesi de yine 1400 yıllık İslam tarihinde görülmemiş bir olaydır. Evet. Peygamberimizin her mucizesini Müslümanlar uzun uzun anlatırlar. Tek bir mucizesini bile bütün Müslümanlar ezberlerler. Yani gayet iyi bilinir. Gaybla ilgili bildirdiği mucizelerin meydana gelmesi ispatlı olduğu için insanların imanını müthiş artıracak gerçeklerdir. Mesela bak kıyamet alametlerini bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya mesela binaların uzayacağını söylüyor. Çok acayip. Evet. Mesela zina artacak diyor. Evet. Çok acayip. Depremlerin artacağını. Mesela depremlerin artacağını ve tam bu vakitte mesela 1980'lerde evet. birdenbire artıyor. 1980'den itibaren gök taşları bulut gibi dünyanın etrafını sarıyor. 1980'lerde kuyruklu yıldız çıkıyor. Evet. İkinci kuyruklu yıldız da çıkıyor. Evet. Lülün kuyruklu yıldızı. Bakın peygamberimiz detay veriyor. Hiçbir bilim adamının bilmediği bir detay veriyor. Ya kardeşim bunu iftiharla anlatsanız da ne güzel. Evet. Büyük bir mucize değil mi bakın. Bilim adamları bilmiyor. Bak Lülün kuyruklu yıldızı daha önce ne zaman çıktığını kimse bilmiyor. Bilmiyor hocam, hiçbir evet. kaynak yok. Yani kaç bin yıl önce çıktığını bilinmiyor. Peygamberimiz diyor ki Mehdi devrinde çift uçlu kuyruklu yıldız çıkacak. Bir kuyruklu yıldızın iki tarafın parlaması olacak iş değildir zaten. Yani kuyruklu yıldızın bir tane kuyruğu olur. O kadar. Yani mesela bir gemi giderken duman çıkararak gidiyor ya gemi. Evet. Şimdi önünde de bir duman gitse aynı onun gibi. Bu çok şaşırtıcı olmaz mı? Çok şaşırtıcı olur. Yani arkada bıraktığı dumanın aynısını önünde de olsa. Arkada çift değil, hem önünde hem arkasında. Hem önünde hem arkasında olsun. Mesela gemi gidiyor, arkadaki dumanın aynısı da önünde gidiyor. Şimdi bu çok şaşırtıcı değil mi? Bu şekilde bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor peygamberimiz. Aynısıyla çıktı. Ucunda da var. Yani ucunda ne alaka ya? Ucunda da kuyruk var yıldızın. Yani gidiyor yıldız ama ucunda kuyruktan gidiyor. Evet. Ve bütün kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek diyor peygamberimiz. Onların aksi istikametine gidiyor. Bütün kuyruklu yıldızların aksi istikamette gidiyor. Evet. Peygamberimiz bir detay daha veriyor. Çok parlak olacak diyor. Diğer kuyruklu yıldızlar makul bir parlaklığı var. Bu far gibi yanıyor yani acayip parlak. Altı kat daha parlak. Altı kat daha parlak. Bakın daha detaylar devam ediyor. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyruklu yıldızdan önce diyor yağmurlar azalacak birkaç yıl diyor. Aynısıyla oldu. Bakanlar, hükümet ayaklandı biliyorsunuz yani. Evet. Kızılırmağ'ın suyunu mu kullanalım, Yeşilara susuz kaldık, yağmur eyvah dediler değil mi? Bütün barajlar kurudu. Evet. Bütün barajlar kurudu. Olay çıktı. Evet. Bak 1400 sene öncesinde peygamber milimine vaktini bildiriyor. Arkasından diyor ki bak kuyruklu yıldız geçtikten sonra da, çıktıktan sonra da çok fazla yağmur yağacak diyor. 2009'da ve ondan çıktı. Sonra da yağmurdan şikayetçi olacak insanlar diyor. Evet. Okuyorsunuz. Tam 2009. Pakistan'la şurası sağ burası falan. Yeri. Efendim? Sağ götürüyor her yeri. Şu her yeri sel götürüyor tabii. Göstereyim mi hocam resmi? Tam. Bakın iki uçtu. Yani nerede ucu bak? Bir ucu oraya gidiyor, bir ucu oraya gidiyor. Bu tarafta. Böyle bir kuyruklu yıldız yok zaten başka. Dünyada yok böyle bir şey. Bir de dediğiniz gibi tam 2009 Şubat ayında çıktı. Çıkar çıkmaz yağmurlar seller götürmeye başladı. Önce kuraklık vardı. Mehdi'nin çıkış alameti, İmam Rabbani mektubatında yazıyor bunu evet. ayrıca. Detay olarak vermiş. Mehdi'nin çıkış alameti mühim bir alamettir. Bunu anlatan çok az kardeşimiz var.
Kimse bakmadı. Çünkü bak ya kardeşim şimdi bunu bahsettim mi ne olacak? Mehdi de kabul edecek. Evet. Mehdi'nin çıktığını da kabul edecek. Çünkü bu varsa Mehdi mutlaka var demektir. Yani bu kuyruklarınızdan çünkü beraber. Peygamberimiz zamanında da mesela kuyruklu yıldız çıkıyor. Evet. Ama Haley kuyruklu yıldızı. Haley evet hocam. Haley'dir evet. Peygamber Efendimiz zamanında. 75 yılda bir geçiyor. Hazreti İsa'nın zamanında da çıkmıştır. Evet. Hatta İncil'de de geçer. Yani o kuyruklu yıldızdan bahsediyor. Aya sık daha sık. Evet. Evet. İncil'de geçiyor kuyruklu yıldızın çıktığı. Evet. Siz söyletmiştiniz hocam. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasında, Hazreti Peygamberimize ilk vahiy gelmesinde geçtiği çok önemli olaylar var. Haley kuyruklu yıldızı 75 yılda. Her geldiğinde çok mühim olaylar oluyor. Nuh tufanı. Şimdi bir son kere daha geçiyor. Ondan sonra tamam. İnşallah. O da 19. kere geçmesi hocam bu da. Ama bu son geldiğinde de artık yani Müslümanlıkta bir gerileme başlamış olacak. İnşallah hocam. Ondan sonra bitiyor zaten. İnşallah hocam. Dönüyor kuyruklu yıldızını zaten bir daha görmeler mümkün değil. Allah'ın izniyle. Evet.